İlk olarak espresso kahvemizden başlayacağız. Bunun için ilk önce makinemizi açma kapama tuşundan açıyoruz. Evet, ısıtma işlemi yapıldı şu anda. Kahvemizi yapmak için makine hazır. Ama bunun için ilk öncelikle espresso kahvesi eklememiz gerekiyor. Ağzını şu sebepten dolayı kapatıyoruz. Eğer açık kaldığı zaman kahvenin bayatlamaması, tazeliğini koruması için kullanıyoruz bu şekilde kapatarak ağzını. Buradan haznemizin kapağını açıyoruz. Genellikle kahveyi her seferinde yapacağınız miktar kadar koymaya çalışın, fazlasını değil. Çünkü kahve ne kadar ağzı açık kalırsa veya dışarıda kalırsa o kadar kalitesi düşer. Biraz kahvemizi ekledikten sonra kapağı kapatıyoruz. Evet, fincanımızı aldık. Şimdi modelimizin altına fincanımızı koyuyoruz. Daha sonra buradan kahvemizi yapmak istediğimiz ayarı seçeceğiz. Öncelikle buradan bakıyoruz ayarlarımıza. Bu güçlü, normal ve hafif görüyorum. Şimdi yapmak istediğimiz kahvenin damak tadımıza göre, kendi zevkimize göre sertliğini buradan ayarlayabiliriz. Eğer acı ve sert kahveler seviyorsanız strong'u tercih etmeniz gerekiyor. Daha hafif bir damak tadınız varsa normal. Acı kahveleri çok sevmiyorsanız mild, yani hafif özelliğini kullanabilirsiniz. Buradan ben strong seçiyorum, güçlü seçiyorum espresso yapmak için. Daha sonra buradan tuşuma basıyorum. Şu anda kahveyi öğütüyorum. Makine içerisinde. Kahve etmeye başladı. Buradan hemen hızlıca ayarını yapıyorum. 30'a kadar getirdim espresso için. Espresso şart bir kahve oldu. Miktarımız azalıyor. Daha sonra kahvemi yavaşça alıyorum. Ve espressomuz hazır. Amerikano kahvemiz var. Amerikano'yu yaparken bu sefer makinenin bir diğer özelliği olan ikili hazırlama yöntemiyle hazırlayacağız. Buradan geliyoruz ayarlarda. Gördüğünüz gibi değiştirirken strong, normal, mild ve 2 cups, yani 2 fincan. Buradan bu özelliği seçip tuşumuza basıyoruz. Kahvemizi ayarlıyoruz. 30 kadar kahvemizi ekleyelim. Kahvelerimiz döküldükten sonra daha sonra üzerine fincanın tamamen ağzı dolmayacak şekilde, fakat üst yüksekliğe ulaşacak kadar sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Benim kullandığım fincanlar 160 mililitreye kadar alıyor. 30'ar mililitre kahve ekledik içerisine. Şu anda Americano yapmak için de yaklaşık 120 mililitre kadar sıcak su ekleyeceğiz. Zaten Americano'nun farkı da espresso'nun seyreltilmiş hali olması. Yeterli oldu kanalizasyon önce. Suyumu kapatıp kahvemi alıyorum.
Kahvemiz hazır oldu. Gördüğünüz üzere Amerikanımız keyifli bir şekilde içmeye hazır. Sıradaki kahvemiz mocha. Bunun için bir adet fincan, belli bir miktar süt ve kahve yapımlarında kullandığımız sıcak çikolata. Bu genellikle bu profesyonel sıcak çikolatalardan tercih ederseniz tadı daha güzel olacaktır. İlk olarak buradan kahvemin sertliğini seçiyorum. Bu çok sert bir kahve olmadığı için ve ben de çok sert içmek istemediğim için normal yerde yapacağım bunu. Kahve sertliğini. Kahvemi ekledikten sonra sıcak çikolata tuzumu alıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı alıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı kadar kahvemizin içine ekleyeceğiz. Kadar yeterli olacaktır. Daha sonra bir çay kaşığı alarak içine karıştırmaya başlıyorum çikolatayla kahveyi. İyice karıştığına emin olduktan sonra çıkartıyoruz kahvemizi. Bu sefer yan kısma yerleştiriyoruz. Daha sonra buradan ortumuzu alıp su taznemizin içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere. Daha sonra buradan ayarlar menüsünden steam kısmına getiriyoruz. Daha sonra burada bastığımız zaman sütümüz ısınmaya başlayacak ve su haznesi olan kısımda kolu çevirdiğimiz zaman su yerine süt akmaya başlayacak. Şu anda ısıtıyor sütümüzü. Arka kısımda şimdi sütü çektiği sırada buharla ısıtarak çekecek bundan. Şu anda onun hazırlığı yapılıyor. Şu anda hazır. Bir kolu çözümlere başlıyoruz. Çıkartarak yukarı çıkmaya başlıyoruz. Şu anda kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi kahvemiz fazlasıyla köpürdü ve içilmeye hazır. Afiyet olsun. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup beğeni atmayı unutmayınız.